Merhaba. Merhaba. Evet, yeni bir programda yine baş başayız. Evet, gene söyleyeyim, Nebahat Güner'e teşekkürler ediyorum. Çok şıksın. Kreasyonuna. Evet, senin güzelliğini açığa çıkarmış. Teşekkür ederim Bir güzelim. elbise olmuş, evet. Bir bluz. Defile yapıyorum burada zaten arkadaşlara. Nebahat'in bluzlarıyla. Okey. Şimdi bir izleyicimiz şöyle demiş. Eşimle olan ilişkim iyi gitmiyor ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Sıkça kendimi onun annesi gibi hissediyorum. Bana bu konuda önereceğiniz şeyler neler? Kaynaklar var mı demiş. Hani bir de kaynak da varsa ayrıca istiyor. Evet, kaynaklarımız da var. Değil mi? Bu konuda önerebileceğimiz annesi gibi hissetmesi bir sonuç mu yoksa neden mi? Nereden gireceksin konuya? Öncelikle bir kere anne, yani kocaları evin büyük oğlu haline gelmiş karakterler, bir doğuştan getirdiğimiz karakterler var. Anne Şu karakterli insanlardan, kadınlardan çıkıyorum. karakterlerimizi anlatan Kadınlar ve erkekler nasıl anlaşırlar? Doğuştan getirdiğimiz, mizaç dediğimiz, hani yedisinde neyse yetmişinde oyuz dediğimiz karakterleri anlatıyoruz. Bir de kişilik var, o tamamen farklı bir şey kişilik. Ama bazı karakterler, anne karakterleri spesifik olarak kocalarının özellikle çocuk doğduktan sonra evin büyük oğlu haline gelmesine neden neden oluyor? oluyorlar. Evet. Yani burada sorumluluğu kadına bıraktım. Hayır, bir bu. Çünkü genellikle dost karakterli ya da diğer karakterlere sahip olan kadınlarda bu daha az görülüyor. İnsan ilişkileri olduğu için yine anne ve dosttan gidebiliriz burada. Evet, dikey bir Dostlar çizgi. bu hale Dostlar gelmezler hiçbir pek zaman geç için. gelmiyorlar. Yani rastlamıyorum. Gelse de öğrenilmiş bir şey oluyor. Hani kendi anasından babasından gördüğü, ama ağırlıklı olarak anne karakterlerinde daha çok görülüyor bu. İstersen burada şimdi dost most nedir bu dost falan diyebiliriz diyenler bize, hani bilenler, eğitimlerimize girmiş olanlar ya da Kitabı okumuş senin bu olanlar. kadınlar ve erkekler nasıl anlaşırlar karakterlerimiz kitabını okumuş olanlar bilirler ama bilmeyen de olduğunu düşünerek çok kısaca bir anne karakterinin ve dost karakterinin özelliklerine değinirsen erkeklerde de bunun karşılığı olan baba ve ebedi çocuk karakterlerine sanıyorum daha iyi anlaşılır. Çünkü bu tür bir durum, hani annenin çocuğu Kocasının kocasını çocuğu çocuğu yerine gibi koyması, hissetmesi evet. falan, bütün bunlar hep karakterlerle çok bağlantılı şeyler. Daima değil ama genellikle Bağlantılı, evet. bu. Kısaca şöyle söylemek istersek, kadında da erkekte de dört temel karakter var. Doğuştan getirdiğimiz karakterler. Burada sadece ikisine değineceğiz. Çok kısa olarak anne karakteri başkaları için bir şeyler yapmayı seven, korumayı, kollamayı seven, ne bileyim, ailenin bütününü korumanın bireyin önüne geçtiğini ne derler? Bütünün çıkarlarını her zaman için kendi çıkarlarının önünde tutan, Önüne yani koyan, ailenin çıkarlarını, fedakar, evet. fedakar, ne bileyim. Gelişkinse özverili diyebiliriz. Hani gelişkin, Yok, fedakar. yani gelişkin bir birey fedakarlığı geride bırakmaz mı? İyi de yani fedakarlık yapmadığında zaten annesi konumuna geçmez ki. Doğru. Buradaki örnekte Evet. fedakar ama genelleme yapmayalım diye söylüyorum ben bunu. Hani Ha, karakterin özelliğini özverili çizerken. olabilir gelişkin olduğu takdirde, ama asla kendisini hepten böyle kocasından, çocuğundan, başkalarından arka plana Yani öncelikler atmaz. listesinde kendisini birinci sıraya koymakta çok gelişkin bir birey olursa mümkün tabii ama daha zorlanır mesela bir dosta göre, bir dost Dostlar karakterine başka göre. birileriyle bir şey yapmayı sever. Birileri için değil, birileriyle bir şey yapmayı sever. Daha özgür ruhludur. Daha yani kurallar, çerçeveler, efendim tatilde, bayramlarda annelere gidelim mi, anne babayı ziyarete gibi, böyle hani kurumsal yapılara daha az önem verirler. Mesela bir dost karakteri bayram tatilinde Antalya'ya gitmeyi, anne baba ziyaretine gitmeyi tercih eder diyeyim. Evet. Gibi gibi
Geleneksel değerlere anne karakteri daha düşkündür. Evet. Onun için de genellikle dostlar mesela daha sevgili ilişkisini sürdürmek isterler. Hmm. Kurum o kadar, hani aile kurumu onlar için o kadar önemli değildir. Hani kocam değil sevgilim kalsın isterler. Her şey düzgün olsa bile eğer sevgili ilişkisi bittiyse, evet, evlilik ilişkisi içindeki bir dost için bu boşanma nedenidir. Olabilir. Dostlar mesela daha kolay boşanır. Anneler sonuna kadar ne pahasına olursa olsun, yani mümkün olan en son noktaya kadar kurumu ayakta tutmaya çalışırlar. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bu bizim ülkemizde özellikle yaygın bir şey. Anne konumuna geçmesi, yani kocasının da annesi olması. Bu yetiştirilme tarzımızla da bağlantılı. Birçok erkek işte annesi onu koruyor, kolluyor, biricik annesi. Oğlusuna laf kondurmuyor, toz kondurmuyor. Fazla sorumluluk vermiyor dışarı gidip para kazanmasının dışında. Ve birçok erkek de ana kucağından eş kucağına geçiyor. Ama zaten erkekler buna meyilli. Yani anneleri tarafından tek bir sorumlulukla yetiştirildikleri için birlikte bir yaşamın getirdiği artı sorumlulukları zaten üstlenmiyorlar. O kadına ait sorumluluklar gibi gözüküyor erkek için. O nedenle de çocuğu olan bir kadının özellikle yükü daha da ağırlaşıyor. Erkek de bu bakış açısıyla zaten giderek zaman içinde eşinin çocuğu gibi falan bir hale dönüşüyor. Sorumluluklar üstlenmediği için. Şimdi birey olan bir kadın eş ister. Çocuk değil. Eş ister. Çocuk zaten vardır. Çocukları olmuştur, olmamıştır başka. Ama eş demek eşitlik demek. Ben kocamın annesi konumuna geliyorsam o adam bana ne kadar saygı duyabilir? O adam bana ne kadar saygı duyabilir? Duyabilir. Sonuçta ben ne oluyorum? Bir annesine bakıma... Annesine saygı duymuyor mu çocuklar peki? Hadi bakalım böyle zor sorularla sıkıştırayım seni ben. Annesi eğer fedakar, aşırı fedakarlık yapıyorsa bir çocuğa ya da yetişkin boyutunda çocuk kalmış bir erkeğe, evet, evlat, erkek evlat, o anneye minnet duyuyor belki ama saygı duymuyor. Çünkü hiç kimse görevi gibi bakıyor kendisine zaten. Değer vermeyen bir insana değer vermez. Ama bana değer veriyor. Sana değer veriyor, sen de onu sömürüyorsun. Bana değer verdiği için değer veremem mi? Sana değer verdiği için onu sömürmeye devam edersin. Neyse sana... ben farkına varmadan kendi üzerime çevirdim bunu ama. Hani örnek daha iyi anlaşılsın diye. Evet. Ne olacak? Ütünü yapıyor, çamaşırını yıkıyor, önüne yemeğini koyuyor. Tıpkı bir çocuğa bakar gibi kravatını seçiyor. İşte gömleğini seçiyor, ne giyeceğini seçiyor. Her şeyi seçiyor. Ya burada kadınların bence en büyük yanlışı şu gibi geliyor. Erkek zaten eğilimli. Bu tür, evet, işleri yapmamaya eğilimli. Çoğu da beceremiyorum falan ayağına yatıyor. Yani böyle bir şeyin altına gizleniyor. Vallahi bir yumurta kırmayı bile beceremeyen erkeğin ardında sömürdüğü annesi vardır, karısı vardır, ablası vardır, teyzesi vardır. Ya bunlardan biri vardır en azından. Birileri vardır, evet. Evet, bu durumda kadın biraz sanki kendisini çaresiz gibi hissedip onun kendi yapması gereken şeyleri yapmadığında onun adına yapmaya başlar. İşte bu süreçte böyle ortaya çıkar. Yani giderek çocuğum gibi hissediyorum ya da onun annesi gibi hissediyorum kendini demesinin altında yatan onun sorumluluklarını zaman içinde farkına varmadan üstlenmiş olması. Ütüsüz çıkmasın dışarı, aman aç kalmasın, aman bilmem ne olmasın derken hep onun yapmadığı şeyleri yapa yapa bu noktaya sürüklenmiştir. O zaman ne olacak? O zaman bu erkek bu anneye nasıl erotik arzular duysun? Nasıl romantik arzular duysun? Evet, onu da öldüren bir şey zaten. Tamam, öldürüyor. Eros var ya, Eros. Hani şöyle minik ok taşıyan melek. Eros anne oğul ilişkisi olan yatak odalarından hiç mi hiç haz etmez arkadaşlar? Uğramaz diyorsun. Uğramaz oraya. Evet. Bunun turizm. Hiç, evet, sevmez, evet, öyle ortamları. Yatak odasında, ilişkilerde Eros, birbirini seven, birbirine değer veren, birbirini sayan çiftlerin yanında
uzun süre kalmaktan hoşlanır. Şöyle zannediyor zaten muhtemel o da. Ha ya ben yanlış eve gelmişim. Ya, ana oğulmuş hay Allah falan deyip. Evet ben aşkla ben sevgiyle yani. İlgileniyorum. Evet. Ya benim uzmanlık alanımın dışında bu. Evet. Burada esas bence belki izleyicimize önereceğimiz ya da benzer konumda hisseden diğer izleyicilerimize önereceğimiz şey erkeklerin kendi sorumluluklarını onlara bırakması. Kötü olabilir bu yaptıkları, yapmayabilirler, ortalıkta bırakabilirler, her neyse onlar adına yapmaya kalktığınız andan itibaren zaten bu süreci geri çevirme şansınız yok. Bırakın, bu sizi çok rahatsız ediyorsa, hani katlanamayacak hale geliyorsanız zaten, huzursuz oluyorsanız, bu ilişkinin kendisini sorgulamanızda yarar var. Yani bu böyle yürümez mesajını verdiğinizde vazgeçemiyorsa sizden kendisini değiştirmeye yönelecektir erkekte. Ama belki de vazgeçecek, bilemeyiz. Yani bu konuda bir garanti yok. Bir şey daha var, şimdi erkekler kadınlara ne kadar bağımlı olduklarını fark etmiyorlar. Yani önce anneye bağımlı, daha sonra karısına bağımlı, bakımı için. Yani bir bebeğe bakar, bir çocuğa bakar gibi her türlü bakımı görev olarak üstlendiğinden dolayı erkeğin bu bakımı talep etmesine bile gerek kalmıyor kadından. Zaten sunuyor. Kadının görevi, yani bir evde erkek işi, kadın işi diye bir ayrım varsa o eve eros uğramıyor. Görevler, erkek görevi, bu erkek görevi, bu kadın görevi. Şimdi erkekler dolayısıyla bu kadın görevi olduğu için kadınlara, eşlere ne kadar bağımlı olduklarının farkına olmuyorlar. Ama bu süreçte kadın takdir görmek istiyor. Ne olur beni takdir et. Bana biraz iyi göster, şefkat göster. Onay ver varlığıma. Bu sefer erkek diyor ki, ay ne kadar bağımlısın. Kadın ihtiyacını talep etmek durumunda, bu nedenle bağımlı görünüyor erkeğe. Erkek ise ihtiyacını talep etmeden alıyor, sunuluyor ona. O yüzden bunun farkına varmıyor. Evet. Burada bir süre sonunda özellikle kadın tarafından biriktiriyor, öfke patlamalarına yol açıyor. Ya da fiziksel hastalıklara yol açıyor. Bastırılmış öfke muhakkak bir şekilde çıkacaktır. Yani yanlışı aslında başka yerlerde yapıyoruz adım adım bir noktada kadın kendisini eşinin kocası gibi hissetmeye başlıyor zaten. Hani çocuğunu nasıl... Eşinin annesi gibi hissetmeye başlıyor. Eşinin kocası dedin de. Pardon, annesi gibi. Düzelt böyle yanlışlarımı. Teşekkür ederim. Burada tabii çocuğunu nasıl kolluyorsa, ihtimam gösteriyorsa, işte onun için yapması gereken şeyleri yapıyorsa birebir eşi için de bunları yaptığını fark ediyor ve bundan rahatsızlık duyuyor. Ve kendisi, bir çocuk annesi için bir şey yapmaz. Hiçbir şey yapmaz. Sadece ihtiyacı olduğunda gider koynuna, boynuna sarılır. İşte öper mi öper, onun Yeter. Sevgisini istiyordur. Yani sadece almaya odaklıdır çocuk. Vermeye değil. Zaten annesi gibi hissetmek beni rahatsız ediyor dememizin altına yatan budur. Yani bunun altını açtığımızda sadece ben veriyorum ama geri dönüşü yok. O alıyor. Bir tıpkı bir çocuk gibi. Bir de bu kadınlar ve erkekler nasıl anlaşırlar kitabında daha detaylı anlatıyorum ama anne karakterli kadınlara genellikle çok fazla sorumluluk üstlenmeyi sevmeyen ebedi çocuk karakterleri çekiliyor. Adı üstünde ebedi çocuk. O da ebedi çocuk olarak kalmak istiyor. Yani ebedi çocuk derken burada da kastettiğimiz karakter aslında karakter özelliği bu da. Ayırt edici özelliği de şu bu ebedi çocukların sorumluluk duygusu en az gelişkin olan karakterler. Evet. Bir zıttı olan baba karakteriyle kıyaslandığında öz disiplin kazanabilmeleri çok daha zor. Bunların evliliklerinde kadının yanlış bir ilişki kurması da yani onun adına bir takım şeyleri yapmaya başlaması da aslında işte ebeveyn çocuk ilişkisine döndürüyor ilişkiyi. İyice seriyor zaten erkek burada. Hani sorumluluklarını da bırakıyor. Ki kadına. Buradaki anlatılan o mesela bir anne karakteriyle baba karakteri evlendiğinde sorun çıkmıyor. Zaten annenin rolleri belli, babanın rolleri belli. Birbirlerine bizim hanım bizim bey diye hitap ederler. Genellikle, evet, genellikle anne ve baba karakterleri birbirine. Ama
ebedi çocuk dost karakterlerinde bizim bey, bizim hanım kavramları yoktur. Ya da annemiz, babamız falan. Annemiz, babamız vardır, evet. Annemiz eve gelince, bak babamız eve gelince böyle böyle olacak diye karakterlerinizi de yakalamanız için değil mi bunlar ipuçları? Anne karakterleri ama genellikle dost ve ebedi çocuklar isimle hitap ederler. İşte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma neyse. Genellikle dedik anne karakterine ebedi çocuk karakteri çekiliyor. Eğer anne bu özelliğini fark etmezse, çünkü bu ebedi çocuk erkek tipini de bu hale getiren ebedi çocuğun kendi annesidir. Evet. Yani şunu söylüyorum özellikle bekarlara, bir erkeğin annesiyle ilişkisinin nasıl olduğunu önce keşfedin derim. Siz o kişiyle benzer bir ilişki içine gireceksiniz daha sonra. En de sonunda. En de sonunda kendisini tekrar edecektir. Burada bu yazan seyircimiz, okurumuz, seyircimiz, izleyicimiz şunun farkına varmalı. Eğer kendisi bu anne karakterinin o fedakar yapısını farkına varıp kendisini geliştirmedikçe, yani gelişkin bir anne karakteri olmadıkça, karakterler değişmez dedik. Gelişir ama değişmez. Ya da değişir, değişmez ama gelişir. Değişmez ama gelişir. Değişmez ama gelişir. Ayrılsa bile eşinden bir başka benzer evet. kişiyi bulacaktır. Ahmet gelecektir, Mehmet gelecektir. O kısa cicim aylarından sonra her şey yine eski ham. Eski hamam, eski tas, eski hamam. Eski tas, eski hamam olacaktır. Evet, bir atasözünde böylece hatırlamış oldum. Peki, sanıyorum bu konu hani bir bu programın el verdiği zaman ölçüde. İçinde, ölçüde evet anlaşıldı. Ama şu kesin anne-oğul ilişkisi olan bir evliliğin mutlu olması, mutlu, doyumlu bir ilişki olması mümkün değil. Şimdi ben tabii bu kadar net ifadelerden yola çıktığınızda şunu anlayabilirsiniz. Yani bu karakterlerin mutlu olması anlamında değil bu. Değil. Bunun doğru kavramamız lazım. Yani anne çocuk ilişkisi ise bu ilişki değişmeden mutluluk olmaz. Evet. Söylenen bu. O zaman bu kitaptan da yararlanabilirsiniz. Kendi karakterinizi, eşinizin karakterini bildiğinizde karakterlerinizden kaynaklanan yanlışları görmeniz ve düzeltmeniz mümkündür. Bir şey söyleyeyim mi? İlişkiler eğitimine bizim son dönemlerde, son yıllarda hoşuma giden bir şey bu oluyor. Anne babalar nişanlı çocuklarını göndermeye başladılar. Ne derler? Çok küçük yaşta çocuklar, gençler gelmeye başladı. 15, 16, 17 falan. Hani onlar da geliyor da demek istediğim şu çeyiz hani çeyiz olarak gönderenler de var. Gençleri evlenmeden önce ilişkiler eğitimine gönderiyorlar. Çünkü ilişkiler eğitimle karşılaşacakları, farkında olacakları şeyler nasıl olsa onların hayatında 3-5 sene sonra ortaya çıkacak. En azından bilinçli olarak kendi zaaflarını, eğilimlerini görüp hatalarını yapmadan farkına varırlar ve daha sağlıklı, daha bilinçli adım atarlar. Yani evet, bu konuda kendimizi sorgulamamız, yaşadığımız bütün sıkıntıların hep kendimizi sorgulayarak aşılacağını hatırlatmamız kendimize önemli. Çünkü şeyi biliyorum, gelişkin bir anneyle gelişkin bir ebedi çocuk evliliğin harika olacağını biliyorum. Örneklerini gördük. Evet, evet, evet. Yani anne karakteri evin yine o hani yapısal düzeni sağlıyor ama ebedi çocuk eş de ona bir o da keyif veriyor. Evlenince yaşamdan keyif almasını. Evet. Teşvik ediyor. Farklı yanlarını tatmin ediyorlar evet. birbirlerini evet. ve o geliştirici bir şey olabiliyor. Evet, evet. Hem ait olma duygusu orada oluyor hem de farklılık, eğlence, canlılık. Evet, ikisi bir arada. Peki. Hoşça kalın. Evet, hoşça kalın.